Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Videoları nasıl bir ortamda çekiyorum? Ve video çekerken nelere ihtiyaç duyuyoruz? Öncelikle çok güzel bir bilgisayarınızın olması lazım kardeşim. Allah Allah. Bir de güzel bir internetin olması lazım. Bak sen. bir de sen lazımsın. Düşük segmentte, orta segmentte ve yüksek segmentteki bilgisayarlar Nedenli sizlere performans verir. Benim 11 yıllık YouTube hayatımda en düşük segmentteki bilgisayarla başladım. Eskiden beri beni takip edenler mutlaka bilirler. 18-20 fps'te oyunlar oynardık biz. Günfatı ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok istenilen bir video yapacağız. Gördünüz mü? Nerelerden nereye geldim kardeşlerim? Ama önemli olan tabii ki de içeriğiniz ve sizsiniz değişmemeniz gerekiyor. Ve o samimiyeti insanlara aktarmanız gerekiyor. Bakın mesela ben şu an video çekemiyorum kardeşlerim çünkü internet gitti. Bu arada çekilişimiz hala devam ediyor. Oyuncu koltuğu ve 3 tane ekran kartı SSD'yi veriyoruz. Ay sonunda açıklama planımız var. Rampage sponsorluğunda yapıyorduk. Ve şu anda açıklama kısmına koymuş olduğum linkten ya da yorum atıyorum kardeşlerim. Oradan çekilişe mutlaka katılın. Sahip olmamız gereken şeyleri tabii ki de söyledik. Ve bunun için hangi yazılımsal programları kullanmanız gerekiyor bunu sizlere söyleyeceğim. Bu arada beğeni atıp abone olursan beni de çok mutlu edersin. Bunu da unutma olur mu? Evet kardeşlerim karşımızda OBS Studio var. Şimdi iki tane program var. Open Broadcaster Software diye bir program var. Bir tane de OBS Studio. Bu sonradan çıkmış bir şey ve yayın için çıkmış ama siz burada video çekebilirsiniz. Fakat bu tarz programlarda işlemciye ve ekran kartına çok fazla yük biniyor. Önemli olan siz videoyu çektikten sonra bu videonun kasarak çıkıp Çıkmayacağı. Yani biz buna kotek diyoruz. Şimdi öncelikle hızlı bir şekilde başlayalım. OBS stüdyoyu indirdiniz. Ben 28.0.1 64 bit sürümünü kullanıyorum. Ee, güncelleyebilirsiniz ama güncellediğiniz zaman bazı koteklerde sıkıntı çıkabiliyor. Oyuna girdiğinizde arkada OBS açıkken bile oyun kasabilir. Yani bir videoyu çekerken FPS'in aynı performansı vermesini sağlamanız gerekiyor bilginiz olsun. Şimdi tabii ki de bir kişinin bilgisayarı 5000 liralık şu an bir bilgisayar almıştır. İşlemcisi ne bileyim i3-4130'dur. E, GT 1030 ekran kartı vardır. Bu kişiler video çeker mi? Masa üstü olarak çekebilirsiniz. Ama büyük oyunlarda zaten 30 FPS alacağınız için e, bir de video kaydını başlatacağınızdan dolayı şu anda burada bakın bir CPU kullanımı var. Kameranızı eklediğiniz zaman, arkaya görseller eklediğiniz zaman ve oyunu ultra'da oynayıp o oyunun kotek ağırlığı fazlaysa kasarak çıkar. Evet pratikte anlatıyorum kardeşlerim ve şu an bakın benim burada yayın sohbet diye bir bölümüm var. Yayın başlıyor diye bir bölümüm var. Bunları kısa yola bile atayarak e, kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim ayarlara. OBS'i kurdum. ayarlara açtın. Bakın şu an halk diliyle anlatacağım. Açtın, buradaki genel ayarlara hiç dokunmayacaksınız. Bakın genel ayarlara hiç dokunmuyorsunuz yayına sonra geleceğim çıkışa geldiniz kardeşlerim bakın şu anda çıkıştasınız çıkış dediğimiz şey yani videonun çıkması adı üstünde siz buradan yayına değil kayıta basacaksınız ve burada e, kayıt yolu yani çekmiş olduğunuz videonun çıkış yerine seçebilirsiniz benim masa üstünde kayıt biçimi mp4 olmak zorunda bakın. MP4 yapacaksınız çünkü hem YouTube'a da uyumlu hem de HD kalitenin daha hızlı gelmesini istiyorsanız MP4 uyumlu olduğu için YouTube'un kotekleri de siz MP4 olarak burayı seçeceksiniz ve kodlayıcı. Geldik en önemli yere kardeşlerim. Bakın şu an karşıma son güncellemeden sonra ekran kartınızda güncel ise yepyeni kotekler çıkıyor. Biz bunların ismine kodlayıcı, kotek diyoruz kardeşlerim. Bizim burada kullanacağımız şey. X264 değil. Kasma yapabiliyor. Mesela siz Fortnite oyununa girdiniz. X264'ü seçtiniz. Ve kayıt aldıktan sonraki gelen ee, kotekli atıyorum Gomplayer'dan Media Player'dan izlediğiniz zaman size kasanak olarak gelebilir. Sizin ekran kartınız neyse gücü oradan grafikten çekin. Yani Nvidia ise Nvidia ee, şurada görmüş olduğunuz bir kotek var. Bir de H264 var siz bu H264'ü seçeceksiniz. Yani Nvidia. Bunu mutlaka seçin. Ee, çıkışı boyutlandırmak sizin elinizde. 2K, 4K, 1080p tabii ki de 1080p ve en aşağı geldiğimiz vakit kardeşlerim burada oran kontrolü diye bir şey var. Şimdi işte asıl devre buraya giriyor. Neden internet önemli dedim? Çünkü gönderme hızınız, upload hızınız ne kadar iyiyse benim 20 megabit upload'ım var. O yüzden ben de ona göre kilobit değeri veriyorum. Atıyorum 1 saatlik çekmiş olduğum bir rast videosu 25.000 kilobit bit hızıyla e, 12 GB falan tutuyor. 10 GB, 12 GB. Senin gönderme hızın 3 megabitse gönderme hızın sen bunu 5 saatte atarsın. Bakın 5.5 ,5 saatte atarsın. 20 megabit olduğu için kardeşlerim bölün daha az bir sürede, 40 dakika, 45 dakikada atacağından mütevellit sizin buradaki bit hızınız internetinize bağlı. Sen dersin ki yok kardeşim, ben e, video kalitemin, bunu ne kadar arttırırsanız videonuz o kadar kaliteli çıkar. Kayıpsız yaparsan bakın bit gitti. Direkt görüntüyü alır ve YouTube'a atarsınız. O zaman işte bir videonuz 30-40 GB çıkar. Sen dersin ki baba olsun, ben 1-2 gün zaten tatile gidiyorum, video gitsin sana kalmış. Videoyu geç atarsın YouTube'a. Ama... En güzel şey CBR dediğimiz bu oran kontrolü ortalama 25.000 yeterlidir. 25.000 bit hızı yeterlidir kardeşlerim ve e, bu önemli değil bunu kullanmayın. Ön tanımlı olarak e, düşük gecikme ve düşük performansta maksimum kaliteye kadar sizlere bir değer sunuyor. Siz bunu bu işlemciniz siz buraya kardeşlerim kalite diyeceksiniz. Kalitede kayacak ve profiliniz high olacak bilginiz olsun. Hiç bu ekran kartı modellemelerine, B karelere e, şey yapmanıza gerek yok. Evet, videoları buradan çekiyorum ama şunu unutmayın. Sizin bilgisayarınızın kalitesi de burada önemli. FPS'i az alıyorsan droplu şekilde oynamakla mükellefsin. E benim bu bilgisayarım 4070 Ti, Ryzen 9 5900X olduğuna göre 2K'da da ben oyunlar oynayabiliyorum. Geçen mesela bir Conan videosunu ben size 2K yükledim. Hatırlarsınız. O yüzden burada ee, önemli olan şey kilobit değeri. Siz bunu ne kadar fazlalaştırırsanız sizin oradaki oyununuz o kadar fazla kalitede çıkacak. Bilginiz olsun. Yani ana şeyler bu ve OBS çok kullanışlı bir program. Sese gelelim. Bakın benim şimdi mikrofonum Rode mikrofon. Rode mikrofonum var ve bu Rode mikrofon kaliteli bir mikrofon. Ee, burada ses ayarları var yapabilirsiniz ama bunlar tak çalıştır özelliği olduğu için dışarıdaki gürültüleri engellediği için yani atıyorum şuradan abim mutfaktan bağırsa bunu algılamıyor. Direkt önünde ee, bu mikrofonun önünde mavi bir ışık var bakın şimdi iyi dinleyin beni. Şu an kardeşlerim ben böyle konuşuyorum. Oyun Fatih ekranlarına hoş geldiniz. Bakın uzağım bakın yakın gelim radyotik bir mikrofon ses kalitesi verir. Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bu normalde toz şeyi var patlatma harflerini engelliyor ama siz bunların cihaz kontrolünden masa üstünde gene hoparlör yani G433 kulaklığım gaming soranlar vardı. Mikrofon olarak da RODE'u buradan seçeceksiniz. Ve gelelim video. Videoda temel tuval çözünürlük diye bir şey var. Bu ne biliyor musunuz? Burası sizin çalışma ortamınız. Burasını 1080p yapıyorsunuz. Çıkışınız 1080p bakın bura çok önemli 60 Hz bilgisayarınız 60 fps alıyorsa 60 kare hızı bizim videolarımızı 60 kare hızında çekmemiz için bunu 30'dan 60 yapıyorsunuz kardeşlerim. Ve kısa yollara geliyorum. Kaydı atıl görüyorsunuzdur videolarımda ben rastı bitirirken hep şuraya bakarak bitiririm. Arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet olun tak F10'a basarım. Kaydı durdurma F9 kaydı başlatma F10 kaydı durdurma kardeşlerim. Bilginiz olsun. 2 OBS açabiliyorsunuz. Ben oradan kayıt alıyorum. Ee, bu ikisini kullanabilirsiniz. Kaydı duraklat, kaydı devam ettir diye bir şey var. Siz video sırasında atıyorum e, tuvaletiniz geldi gideceksiniz abi. Kaydı duraklat deyip geldiğinizde kaydı devam ettirebileceğiniz bir yer yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun kardeşlerim. İşte sanal kamerayı durdur, kamerayı başlat, stüdyo moduna geçebiliyorsunuz. Bunları tek tuşla onun için bunun için switchler vardır. Farklı klavye vardır. Buradan basarsın ya da bunları klavyeden de bir tuşa atayarak hızlı geçiş yapar. ...bilirsiniz kardeşlerim... ...evet... ...gelişmiş ayarlar... ...bakın... ...işleyici... ...Direct11... Ee, ...burada renk biçimi... ...bunlarla çok fazla oynamayın... ...siz ekran kartınızı güncellediğiniz vakit... ...burası da zaten güncellenecektir kardeşlerim... ...ve işlem önceliğiniz... ...her zaman yüksek olmalı... ...bilginiz olsun... ...bunlar bizim... ...genel çıkış ayarlarımız... ...kalite bu olmak zorunda... ...internetinizin göndermesi çok iyiyse... ...güveniyorsanız hiç acımayın. Buradaki bit hızını basın. Tamam mı? Ne kadar güzel atarsanız kalite o kadar iyi olur. Ama şunu unutmayın. YouTube'da e, şöyle bir durum var kardeşlerim. Bunu hep soruyorsunuz. İşte 720p ve 1080p'de izliyorum ama... ...kalite 240p gibi. OBS bunu karşımıza çıkartıyor. Ama OBS çok kullanışlı bir program kardeşlerim. İnanılmaz kullanışlı. Mesela... Ee, bunu Nvidia Shadow Play'de yapamıyorsunuz. Göz at dedim. Masa üstüne geldim. Bakın mesela benim bir tane fotoğrafım. Bak artıya basıyorsunuz. Burada istediğiniz figürü, istediğiniz resmi buraya koyabilirsiniz. Mesela ben video çekerken işte facecam'imi yapıyorum. Buraya bunu koyuyorum. Buraya bir emot koyabilirim. Buraya bir logo koyabilirim. Yani sizin alanınız burası. Ve ondan sonra kayıda basıyorsunuz. Oyun yakalamadan Fortnite, Valorant artık arkada ne açıksa bunu kardeşlerim siz bu tarafa yansıtabiliyorsunuz. Yani asıl main olan şey bu. Kayıtlarınız bu. Bunu unutmayın. Bir de bizim Shadow Play. Eğer Nvidia kullanıyorsanız asıl program bu işte. Peki ben niye kullanmıyorum yayınlarda? Çünkü kullanışlı değil. Çünkü buranın kullandığımız yüzey gibi Nvidia'da böyle bir şey yok. Kamerası çok büyük falan ama kaliteyi hiç bozmayan Nvidia'dır. Eğer kamerasız video çekecekseniz Nvidia gibi güzel bir ekran kartınız varsa OBS değil. Kesinlikle G4 Experience kullanın. Ve buradan 4K'ya kadar oyun içi alalım Bakın burada da bit ayarlıyoruz. Bak ne diyor? 130 bin bit hızı yaptım. Kilobit. 5 dakikası 5 GB tutacakmış. Yarım saat video çekseniz arkadaşlar çarpın. Çok fazla çıkar. Bakın 5 dakikası 10 GB ama aşırı kaliteli çıkar ve YouTube'unda e, siz çıplak gözle burada izlediğiniz zaman çok kalitelidir video. YouTube'a attığınız zaman bit düşer. YouTube çünkü kalite düşürerek atıyor, işleyerek. Videoyu işlediği için HD çözünürlüğü YouTube'a atarken hatta bazen geç gelir. Abi niye bu kalite gelmedi dersiniz. İşler ve size bulanık atar ama G4'da çektiğiniz videolar özellikle 2K'sa, 4K'sa, 1080p'de de öyle de kaliteyi bozmadan çekin. O yüzden kamerasız rast çekecek kardeşlerimiz varsa, kameramı abi ben göstermek istemiyorum diyenleriniz varsa, ha burada da kamera var ama çok kalitesiz. Buradaki ayarlamaları pek oraya, o yüzden OBS daha kullanışlıdır. Ama kalite için G4 Experience. Kesinlikle gelin 30'u basın. 5 dakikası 1 GB. Bakın. 5 dakikası 1 GB kardeşlerim. O yüzden e, buradan da çekmeniz daha da mantıklı olacaktır. Videolar bu şekilde çekiliyor. Bilginiz olsun. Ana main yerimiz burası. Şimdi ben bunu kapattım. Bakın. Şu an ben video... Oldum. Bak şu an OBS'deyim. İşte ee, yayın sohbet. Ondan sonra cuma. İşte sahne geçişlerim. Yayın bitti falan. Bunların hepsini yapıyoruz. Bunları da size anlatacağım. Bunlar yayın ayarları kardeşlerim. Şimdi ekranı almak istiyorsanız buradan ekle tuşundan ekranı yakalamayı ekleyebiliyorsunuz. Buraya bir metin. İşte arada diyorum ya 10 dakika ara. Bak buradan istediğimi yapabiliyorum. Ama işte G4 Experience'de böyle uygulamalar yok. Siz bunu edit yaparak anca videonuzu yaparsanız. Zaten bunlar yayın için ama kayıt için ben OBS'i öneriyorum. Cidden öneriyorum. Şimdi ekran yakalamayı kapatıp burada video yakalama var. Bakın şu an kameram var. Bakın selamlar. Burada kameramız var. Bir kardeşimiz kamera ayarlarını sormuştu. Şimdi ben Logitech G922X kullanıyordum. Şimdi 4K Logitech Brio 4K diye bir kamera çıktı son markası. Burada ışıklandırmada işte biz bir türlü ışıklandırmayı yapamıyoruz diyen kardeşlerimiz vardı. İnanın bunu YouTube'da tek anlatan bendim. Helal olsun dedi. Hatta ürün hatası mı denmişti. Oyun Fatih'e 2015 yılında anlatmıştım Logitech'i. Şu ayarların SS'ini alın. Bir kardeşimiz sormuştu. Yetersiz ışık dengelemesinin tikini kaldırıyorsun. Buna -6 bir de spot ışığına yönelik yapıyorsun. Benim şu an spot ışıklarım var. Bakın. Spot ışıklarım mevcut. Ben bunları kapattığım an kap karanlık olur. İki yerden de bana spot vuruyor. Birisi olmasa buram kardeşlerim simsiyah olur. Aa bakın ekrandaki John Wick gibi. Siyah olur burası beyaz olur. O yüzden kardeşlerim şuranın sesini alın. Logitech kamerası kullananlar bu ayarı yapsın. Al SS'i. 60'er zaten bakın. 60'er de sizlere kalite sunabiliyorum. Ekran yakalamayı kapattım. Ve bir oyuna girdim. Ha internetim gelmiş. Nice. Atıyorum. Ee, şu an bir Fortnite'a girelim. Bakın Fortnite'a giriyorum. Ee, güzel bir şekilde anlatıyorum, hem ee, muhabbet ediyoruz. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Dediğim gibi ayarlar çok önemli. İnternet hızınıza göre bit basın ve videolar bu programdan çekiliyor. Bilginiz olsun. İkinci seride sizlere yayın yapma nasıl oluyor, işte bağış gelme falan anlatayım mı? Ya zaten illaki videolar YouTube'da tabii ki de var. Belki benden dinlemek istersiniz. Ben size 11-12 yıllık YouTube tecrübemi anlatmak isterim. İşte YouTube hesapları nasıl açılıyor? Vergilendirme sistemi var mı? Korkuyor musun? Nedir ne değildir? Bunların hepsi. Evet şu an Fortnite arkada. E, ekrana gelmedi. Oyun yakalamaya tıklıyorum göstereyim. Fortnite'ı seçtim. Ekran yakalamayı kapattım. Ve arkadan Fortnite'a tıkladım. İzleyin şimdi ekrana gelecek. Şu an menüdeyim. Bekleyeceğiz. Tam bir oyun gelsin. Fortnite'ımızı seçtik. Tamam dedik. Ekran Evet. Fortnite bakın arkaya geldi. Ve ben kameramı... Bakın. Ekran kanalımı açayım da öyle daha iyi görün. Bak. istediğim gibi buradan tutup çekip alt tuşuna basılı tutup mouse ile açıp kapatıp. Bak. istediğimi kardeşlerim burada yapabiliyorum. Tamam mı? İstediğimi yapabiliyorum. İstediğim yere koyabiliyorsunuz ya abi işte kamerayı sol üstte al. Bakın buradan istediğim gibi hareket ettirebilirsin. O yüzden işte çok kullanışta. Shadow Play'de öyle bir şey yok. Kamera burada ve kocaman yapıyor. i̇stediğim yani yere koyamıyorum. O yüzden OBS'i her zaman öneririm ama stüdyo olanı indireceksiniz. Bilginiz olsun. Ben Fortnite'de kamerayı hep buraya koyarım. Niye? Burada bir şey var. Killer çıkıyor. İşte burada kill çıkıyor. Ben buraya bunu koyuyorum. Ve oyun yakalamayı açtım. Bakın. Şu an kardeşlerim oyun arkada ve alt tab aldığımız zaman oyunun müziği her zaman gider böyle giriyorum işte. Kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız. Bakın F9. F10'a bastığım an ne olur video kapanır. Olay bundan ibaret kardeşlerim. O yüzden OBS stüdyoda istediğiniz gibi her şeyi yapabiliyorsunuz ve çift ekranlı bir şekilde yapma var. İşte ses kartları var, devre kartları var. Bunlarla birlikte e, bu ekrana da yansıtabiliyorsunuz vesaire. Bunların taktiklerini yapabilirsiniz ama videoları ben bu şekilde çekiyorum. E, i̇şte atıyorum. Mesela çerçeve koyacaksın. Bak. Tekrardan ne yapıyordum? Resime tıklıyordum. Masa üstünde mesela benim çerçevelerim var. İşte kamera çerçevesi bak. Ekledim gördünüz mü? Bak ay Bu benim çok eski. Çok eski. Hatırlayın bak. Çerçeveyi buraya koydum. Ne yapıyorum? Ekran yakalamayı açıp anlatayım bak. Burası oyun. Oyun arkada. Buradaki kamerayı buraya koydum ama benimki kare. Ben ne yapacağım şimdi? Yandan açtım. Çünkü 1080p düz değil. Bakın. Bunu içine oturtturdum. alt tuşuna basarak onu içine çekiyorum. Bakın kameram oldu. Facecam'ı de yaptım. Bak ne kadar kullanışlı bir program. Bakın şu an bir çerçevenin içinden sizlerle konuşuyorum. Ee, videoları YouTuberlar genellikle OBS'te çeker. XSplit diye bir program var ve onlar çift ekran taktiği yapar ee, kayıp almasın diye. Bakın. İşte bunu iyi bilin kardeşlerim. Video çekerken bilgisayarınıza, işlemcinize, ekran kartınıza ne kadar yük binerse sen bu oyunu rahat oynayamayacağından dolayı performans alamazsın. Çünkü video kaydında F9'a basıp kaydı açtığın vakit senin işlemcine bir yük biniyor. Kameram da açık bakın CPU oranım 0.1'de 2.1'e çıkmış. Kardeşlerim o yüzden senin kullanımın da artıyor sen rahat oynayamazsın bir videon da kasarak çıkar. O yüzden iyi bir bilgisayar kesinlikle şart. Her zaman değil orta segmentte bilgisayarlarla da çekebilirsiniz. GeForce Experience'i kullanırsanız kayıpsız çekersiniz. Sıkıntı yok. 1060'ın vardır. i̇lla 4070 Ti'ler 3080'lere gerek yok. Video benim zaten kanal tarihimi biliyorsunuz. Sonuçta ben de çekerek buraya geldim. Ha, tırnaklarımla kazıyarak buraya kadar geldim. O yüzden video çekme programı budur. Ekran yakalama, Minecraft gibi oyunlar, mobil oyunları ekran yakalayarak oyun yakalama değil ekranı açarsın kameranı bakın burada kilit var kapatabilirsin kamerasız da genellikle herkes YouTube'da video çekiyor çekebilirsin olay bu evet bugün sizlere videoyu hangi programla çekiyorum hızlıca ayarları olabildiğince vaktinizi almadan pratik bir şekilde anlatmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır kardeşlerim. Abone olursanız, bildirimleri açarsanız bizlere destek vermiş olursunuz. Sizleri çok seviyorum ve diğer videoda neyi anlatayım? yorumlara mutlaka yazın kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz.